kadar alıştırmayın. Sonra sahibi gelip alırsa hepimiz çok üzülürüz. Biz bari Safiş'i alıp odamıza gidelim. Onu gitmeden birazcık severim. Gel Safiş. Hadi bakalım. Bu saatte. Aa, dur canım, dur ben bakarım, sen otur. Ay, Umur Bey, suratı böyle beş karış asık, bir de fena halde sallanıyor. Ya gene ne oldu ya? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırdır? Hayır değil, hayır. Tahmin et bakalım ne oldu? Bu sefer tamamen bitti. Hadi saat gel bir. Nereye bu saatte patron? Dertleşeceğiz. Hadi. Ne oldu Dudu? Beni Safiş'ten kıskandın diye mi yüzüm böyle asık? Ha? Ay, senin neyini kıskanayım? Orasını bilmem artık. Ayrıca Safiye Hanım ne çabuk Safiş oldu. Maşallah. Bu ne samimiyet? Bir kere o Safiye değil, Safiye. Ayrıca çaresiz fanilerin durumu bir olunca ister istemez kendini yakın hissediyorsun. Herhalde bu saatten sonra bir köpekle kırıştırmayacaksın. Bir kere o köpek değil, benden. Hem sen yaparken iyi de ben yapınca kötü mü? Nasıl oluyormuş gör bakalım. Ben Umur'a niye sinir oluyormuşum anla. Bana Umur deme, bana Umur deme. Zaten tepem onun yüzünden attı. Hayrola, büyük aşıklara nazar mı değdi? Ne değdiyse değdi, o iş bitti. Ayrıldık. Ne? İşte böyle Sadık. Bu defa kesin ayrıldık. Bit. Ama yani patron, siz de kayınvalideme karşı biraz fazla ileri gitmişsiniz. Ne ileri gitmesi? Elinden başka öptürtürmedi bile. Patron, yani kocası mısınız ki öptürsün? Kocası olmamı da istemiyor. Şimdi anladın mı neden başka kadınlarla kaçamak yaptığımı? Sağlıklı bir erkek olarak yani. Anlamadım patron. Yani seven bir erkek iradesine hakim olur. Zaaflarına yenilmez. Yeteneksiz. Ay. Ay yoruldum. Ay bu defa getiremeyeceğim. Çok yoruldum canım. Ben 55 yaşında bir kadınım. Kalbim var, tansiyonum var. Of. Ay. Hadi al Safiş, getir kızım. Yoruldu abi, bırak oynamasın artık. Köpekler bu kadar çabuk yorulmaz ki Çilek. Çocuklar, bakıyorum çok eğleniyorsunuz. Ne yapıyorsunuz bakalım, kahkahalarınız daha aşağılara kadar geliyor. Oyun oynuyorduk ama Safiş yoruldu. Kaç defa topu yıkayıp getirdi. Yazık, mahvoldu. Ay. Bittim bittim, kalbim küt küt çarpıyor. Ah canım benim, yazık sana. Gel bakalım sen, gel. Gel birazcık benim kucağıma bakalım. Çocuklar, ben Safiş'i birazcık dışarıya çıkarayım. Ha, tuvaletini falan yapsın. Hem biraz da bahçede gezeriz. Sonra getiririm, olur mu? Biz de gelelim. Biraz da bahçede oynarız. Yok abi, biz gitmeyelim. İnternete girip Safiş'in türündeki hayvanlara bakalım. Tamam, tamam. İyi, iyi fikir. Çok iyi, hadi bakalım. Allah. Yani çocuklar adına sizden çok özür dilerim Safiye Hanım. Oturun biraz burada da dinlenin ha. Ay, rica ederim. Onların bir suçu yok. Köpek olmadığımı nereden bilsinler? Evet ama bu şartlar altında burada daha fazla kalamazsınız. Cem'le Ceren her gün sizinle böyle oynamak isteyecekler. Bu yaşta bu kadar yorgunluğu kaldıramazsınız. Hayır, sonra sizi eski halinize çevirelim derken sağlığınızdan edeceğiz. Ay öyle, ama bu halde nereye gideceğim? Zaten size de yeterince yük oldum. Yok canım, olur mu öyle şey? Hele bir sabah olsun, çaresine bakarız. Hay Allah, yani Perihan teyze de tam tatile gidecek zamanı buldu. Aa, o ne?
Bu sihirli küre. Periler bu küreler sayesinde herkesin nerede, ne zaman, ne yaptığını görebilirler. Aa, ama tabii Perihan teyze tatilde olduğu için sihir hattı kapalı. Ay çok güzel bir şey. Keşke bundan fanilerde de olsa. Durun size öbür marifetlerini de göstereyim. Mesela Tarık'la Eda'ya bakalım. Onlar kafedeydi, neler yapıyorlar görelim. İnanamıyorum. Televizyon gibi her şeyi gösteriyor.